Donanım Haber'den herkese selam, ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda İstanbul'daki ofisimizden çıkıp Bodrum'a geldik. Burada bugün Huawei yeni akıllı saat modelleri tanıtılacak. Geldiniz. Bugün bayağı uzun, yorucu ama oldukça eğlenceli bir etkinlik yaptık ve günün artık ciddi kısmına da geldik diyebilirim. Bugün burada olmamızın amacı GT 3 Pro ve arkada sunum sonrasında göreceğiniz Fit2'yu aslında sizlere aktarmaktı. Ve hem GT 3 Pro'nun hem Titanium versiyonunun hem de seramik versiyonunun birazdan detaylarını paylaşacağım sizlerle. Önemli özelliklerini sizlere göstermek istedik. Bunların başında tabii ki yeni dalış modu, titanyum kasa tasarımı ve seramik kasa tasarımı gibi detaylar geliyor. Ben sunuma başlamadan önce Alan'ı davet edeceğim. Alan'la birçoğunuz tanışınız, birçoğunuz tanıyorsunuz. Yine hatırlatmakta fayda var. Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Alan Yağuyu sahneye davet edeceğim. Mr. Alan, please. Thank you very much. Bugün aslında sizlere yeni bir bilgi daha vereceğiz. Bu arada gerçekten çok sıcağı sıcağına bir bilgi. Güzel bir haber bizim adımıza. Huawei Türkiye için giyilebilir cihaz kategorisi şirketin Türkiye'deki ana hedeflerinden bir tanesi olarak birinci sırada yer alıyor. Ve bununla ilgili güzel bir haberimiz var. From the latest GfK report, in March, Huawei smart wearable devices achieve number one market share in Turkey. Evet, Mart 2022 GfK raporlarına göre Huawei akıllı giyilebilir cihazlarda artık Türkiye'de en çok satan marka ve birinci sıraya yerleşmiş durumda. Ve bugünün kahramanı diyeceğim GT 3 Pro Titanium ve seramikle birlikte aslında serinin hem tasarımda hem de teknik özellikler tarafında en etkileyici modelini getirmiş olduk. Öncelikle ekran tarafında biliyorsunuz Gorilla Glass veya diğer benzeri cam veya ekran kalitesini veya direncini destekleyen materyaller bulunuyor. Biz GT 3 ile beraber safir cam yüzeyi bu cihaza dahil ettik ve çizilmelere karşı veya yıpranmalara karşı artık saatin ekranı çok daha dirençli veya dayanıklı. Bunu söylemek gerekiyor. Ve arka tarafta yani cildimize en çok temas eden tarafında da seramik yüzey kullanıldı. Bunun en fazla getirisi anti alerjik oluşu. Yani cildimize saati taktığımızda bir kızarma veya bir alerjik reaksiyon gibi rahatsız edici durumlara maruz bırakılmayacak bir tasarımla birlikte geldi. Ve arka taraftaki kavisle birlikte aslında bileğe veya cilde tam olarak yerleşmesi sağlandı. Seramik arka yüzeyle beraber. Dayanıklılık ve şık görünüm noktasında 46 mm'lik modelde titanyum malzeme kullanılıyor. GT2 Pro'da da vardı ama burada artık titanyumun daha fazla güçlendirilmiş hali ki arkadaki panolarda neden titanyum ve neden seramik detaylarını okuyabilirsiniz. Onlar bu detayları zaten verecek. O yüzden çok vakit harcamayacağım buradaki noktada. 43 mm'lik seramik versiyonda da altın kaplama ve gümüş kaplama gibi iki farklı modelle ve tasarımla birlikte hem şık hem de fiziksel olarak daha etkileyici hale getirilen saat ailesine tanışmış olduk. Saatin alt tarafındaki butonlar normal işlev butonlarına ek olarak birazdan bahsedeceğim detaylarla birlikte sağlık modunda da sizin çok işinize yarayacak özelliklere sahip diyebilirim. Şimdi birazcık daha teknik detaylara girmek lazım. Çok hepsini okumayacağım ama 1.32 inçlik bir ekran ve 466'ya 466 çözünürlükle birlikte geliyor ve çok yüksek bir PPI değeri sağladığını zaten görüyorsunuz. Yine benzer şekilde aynı çözünürlük GT 3 Pro'nun 46 mm'lik versiyonunda da mevcut. Ekran ve batarya kapasitesi diğer modele göre biraz daha büyük. Bunlar bazı GT 3 Pro'nun bugün gördüğünüz ailedeki kırılım. Deri kordonlu versiyon, titanyum kordonlu versiyon ve spor kordonlu versiyon. Bunların tamamı titanyum gövdeden oluşuyor. Gerçek deri kullanılıyor ve yine anti alerjik madde ile birlikte silikon kordon da cihaza eşlik ediyor. Burada da diğer detayları görebilirsiniz.
geçelim hızlıca. Seramik versiyon, az önce bahsettiğim gibi ekran çapı 43 mm. Daha küçük, daha ince bilekli veya kadınlara hitap eden bir saat olarak tanımlanabilir. Ama Huawei globalde de kadın ve erkek saati olarak bu saatleri ayırmıyor. Çünkü beyaz saati takmak isteyen bir erkek olabilir veya tersini takmak isteyen bir kadın da olabilir. Mesela Buğra beyaz saat çok sevdiğini söyledi. Ki yakışmış bence de. Benim de fikrim biraz değiştirmedi değil bu konuda. GT 3 Pro dediğim gibi seramik kordonlu versiyonuyla altın kaplama çerçeve ve altın kaplama buton sunuyor. Bir de deri kordonlu versiyonumuz var. Burada da gümüş kaplamaya yer verilmiş. İkisi de gerçekten çok şık. Zaten arkada bu modelleri de tekrardan görebilirsiniz. Yeni nesil GT 3 ailesiyle birlikte fiziksel anlamda daha dirençli, daha dayanıklı ve spor modları tarafında da daha fazlasını sunan bir aile bizleri bekliyor. Yine AMOLED ekran yüksek parlaklıkla beraber gün ışığında da saatin daha okunabilir olmasını sağlıyor. Yani dışarıdayken saati bir gölge altına tutmak zorunda kalmayacaksınız. Bu önemli. Az önce bahsettiğim yenilenmiş butonla da burada gördüğünüz gibi EKG fonksiyonu artık sizlerle birlikte. Bu da saatin kurma kolunun güzel bir görüntüsü, çok hoşuma gidiyordu. Onu da paylaşmak istedim sizlerle birlikte. Şimdi saatin önemli noktalarından bir tanesi TrueSync 5.0 Plus dediğimiz yeni teknoloji. Biz TrueSync ile birlikte ne yapıyoruz? Nabız takibi yapıyoruz. SpO2 yani kandaki oksijen değerini ölçmüyoruz veya stres seviyesini ölçüyoruz. Burada yapılan şey aslında cilt altına gönderilen ışık ve lazerin yansımasıyla çıkan sonuçlar. TrueSync 5.0 ile birlikte bu cihazların ışık çekebilme becerisi 2 kat daha arttırıldı. Bunun da çıktısı aslında bizler için daha isabetli ve daha çabuk ortaya çıkan sonuçlar anlamına geliyor. Daha isabetliden kastım da şu, yani nabzınızın sapma değeri çok daha düşük olacaktır veya o medikal cihazlarla birebir sonuçlar verebilecektir şeklinde yorumlayabiliriz ve nano optik yüzeyle birlikte hem çizilmelere karşı dayanıklı ve ek olarak da cildinize aslında daha dostça yaklaşan bir yüzey olduğunu söylemek lazım. Tabi bu cihazları şarj edilebilme konuları da önemli. Çoğumuz, GT ailesini kullanan çoğu insan saati şarj etmeyi unutuyor. Ben bunlardan biriyim bu arada. Yani bunun sebebi 2 haftalık bir şarj ömrü sunabilmesi. Ama şarja ihtiyacımız olduğu noktada önceki nesile göre %30 daha hızlı şarj olabilen bir saatle karşı karşıyayız. Ve işin güzel noktası şu, şarj etmeyi unuttuğumuzda sadece 10-15 dakika şarj ederek o günü tamamen kurtarabiliyoruz. Sağlıklı yaşam noktasında da biraz önce bahsettiğim gibi uygulama içinde veya saat içinde uyku analizi, stres analizi, onun dışında kadınlar için regl döngüsü, bunların takibi ve uygulama üzerinde bunların uyarıları gibi güzel detaylar mevcut. Ve buna ek olarak cilt sıcaklığı ölçebiliyoruz. Şimdi biz nabız ölçümü sunabiliyoruz. SpO2, kandaki oksijen değeri, bunları ölçebiliyoruz. Ve yeni saatle birlikte aslında EKG de ölçebilir hale geldi bizim saatlerimiz ve yaklaşık 1 dakika içinde detaylı bir şekilde EKG ölçümü verebiliyor. Hem GT 3 Pro hem de Huawei sağlık uygulaması. Huawei sağlık uygulaması şu anda bölgesel olarak EKG raporlarını çıkardığı versiyonları dağıtmaya başladı. Önümüzdeki kısa bir periyot içinde de Türkiye'deki dağıtılacak olan versiyonda EKG raporlarını görebilir hale geleceksiniz. Ben başka bir önden bir versiyon kullandığım için bunları uzun uzun zaten deneyimledim. AI koşu antrenörü diyoruz ve 100'den fazla spor modu diyoruz. AI koşu antrenörü kısmı aslında burada yenilikçi özelliklerden biri. GT Runner'la sunduğumuz özelliklerden bir tanesiydi aslında bu. Bugün 100'den fazla egzersiz ve spor modunu, ki içinde dart var, okçuluk var. Aklıma gelen böyle ilginç, bilmiyorum örnek verebilecek misiniz ama muhtemelen onlar da içinde yer alıyordur. İşte ip atlama vesaire gibi. Cihazın şu dakikaya kadar anlattığım kısımların bir özetini görebilirsiniz. Üstünden tekrar uzun uzun geçmeyeceğim ama burada bir tane damar sertleşmesi takibi var. Şu an Türkiye'de aktif değil. Yani bu EKG ile birlikte damardaki anlık sertleşme veya gevşeme gibi dataları da önümüzdeki dönem içinde bu saat gösterebilir hale gelecek. Burada yerel regülasyonların buna izin vermesi gerekiyor ve bununla alakalı da çalışmalarımız sürüyor. Fiyatlar ve kampanya bu şekilde. Şöyle ben bu tarafa geçeyim. Burada detayları görebilirsiniz. 24 Mayıs'la 19 Haziran tarihleri arasında FreeBuds 3 ile beraber GT 3 Pro'nun ön satışında akıllı tartımız ve FreeBuds 3 sadece 1 TL olacak şekilde kampanyalarımız mevcut. Sizlere öncelikle Fit 2'nin kullanılan Key Visual dediğimiz görselle baş başa bırakacağım. Burada bu ürünün
bazı kilit satış detaylarını görebilirsiniz. 1.74 inçlik ekran, 10 günlük pil ömrü ve en önemlisi telefon görüşmesi özelliği. Çünkü o band kategorisinde telefon görüşmesi özelliği tasarımla çok tercih edilen ama bu özellik olmadığı için ikinci plana düşen bir aile, bir giyilebilir, akıllı giyilebilir cihaz ailesiydi ve Fit 2 ile artık bu son buluyor. Şöyle hızlıca geçelim. Şimdi Fit 2'nin teknik detaylarını fotoğraflamak isteyen arkadaşlar için böyle bir görüntü hazırladım. Burada bütün detaylara hakim olabilirsiniz. 1.74 inçlik ekran, değiştirilebilir kordon tasarımı. Yine bu band grubu cihazlarda eksiği olan ve aranan özelliklerden bir tanesiydi. 10 güne kadar pil ömrü, yoğun kullanımda 7 güne kadar varan pil ömrü ve yine elegant dediğimiz yani premium kategori dediğimiz tasarımlarda bu Watch Fit 2 ailesine dahil edildi. O detayları zaten arkada göreceksiniz, karşılaşacaksınız. Yani şöyle hızlıca geçelim. Bir önceki modele göre Fit 2'de neler değişti ondan bahsetmek lazım. Sadece telefon görüşmesi özelliği eklenmedi ve ekran boyutu da büyütüldü ve daha büyük bir ekranla artık karşımızda. %18.6 değerinde bir büyüme söz konusu bir önceki Fit modeline göre. Ve yine dediğim gibi bu cihazın en kritik özelliklerden bir tanesi band grubuna telefon görüşmesi özelliğini dahil edebilmesi ve artık biz Fit 2 ailesini bir akıllı saat olarak tanımlayabilir hale geldik bu iki özellikle beraber. Telefon görüşmesi özelliği, 10 güne varan pil ömrü ve değiştirilebilir kordon tasarımıyla birlikte ve tabii ki büyüyen ekran. Bunların totalinde artık bizim için bir akıllı saat diyebiliriz Fit 2 modeli için. Yine Watch GT 3 ailesinde veya diğer GT modellerinde olduğu gibi nabız sensörü, bütün gün ölçümlenebilen SPO2 değerleri. Yani Covid artık hayatımızdan çıktı ama bunları takip etmekte fayda var. Yine kadınlar için döngü takibi, bunların uygulama üzerinde hatırlatmaları veya uyarıları gibi detaylar, stres takibi ve yine bilimsel uyku analizi gibi detaylar mevcut. Ve burada yine donanımsal farklılıklardan dolayı kullanılabilen spor modu adedi 97. Yani burada bir dalış modu veya bir golf modu yok ama onun dışında gündelik hayatımızdaki aklımıza gelen sporların çok daha dışında sporları da burada egzersizlerle birlikte destekleyebiliyoruz. Arayüz noktası akıllı saatler için çok önemli. İnsanlar olabildiğince kişiselleştirmek istiyor. GT2 Pro'nun da Pro modelinde bahsetmiştim. İstediğimiz bir fotoğrafı sadece dokundurarak gönderip bir arayüz oluşturabilme özelliğine. Ve Fit 2 ile birlikte aslında arayüz de yenilendi ve GT3 ailesindekine birebir benzeyen bir arayüz tasarımı geldi. Ve Watch Face seçenekleriyle beraber App Gallery Huawei Health uygulaması üzerinden çok sayıda Watch Face'e ulaşabiliyorsunuz ki bunların en güzeli kişisel bir yorum tabii ki özelleştirilebilen arayüzler. Bunu GT3 Pro'da da deneyimleme imkanınız var. Buradaki küçük araçları istediğiniz gibi kişisel ihtiyaçlarınıza göre değiştirebiliyorsunuz. Yani burada bir arama fonksiyonu veya bir müzik çalar var ama sizde orada başka bir şeye ihtiyacınız varsa onu bir widget gibi değiştirebiliyorsunuz. Farklı giyim tarzlarına sahip insanlar için de değiştirilebilir kordon ve gövde seçenekleri bu cihazı daha böyle tasarıma veya moda tarzınıza uygun hale getiriyor. Ve satış tarihini hemen söylemiş olayım bu şekilde. Şöyle göstereyim. Fiyat henüz netleşmediği için fiyat bilgisini veremiyorum. 20 Haziran'dan itibaren hem Huawei Online Shop'ta hem Huawei Experience Store yani Huawei'nin kendi mağazalarında ve operatör veya zincir kanallarında bu cihaza erişebileceksiniz.